kadar güçlü olur. Ama Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün bugün Karaman'da gerçekleşecek olan şube genel kurul toplantısı öncesi Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti. Milli ve manevi değerlerin... Dernek yetkilileriyle bir araya gelen Kazım Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zaten biliyorsunuz Konya Ereğli il olmayı bekliyordu yıllardır ama net kaderin cilvesi. Altın proje olarak bahsettiği TOKİ projesi sayesinde birçok emeklinin ev sahibi olduğunu dile getirdi. Ve şu anda özellikle Konya'mız, Adana birinci sırada olmak üzere, Konya'mız, Tarsus'umuz, Kayseri'miz, Türkiye'nin birçok yerinde yüz binlerce emekli bu TOKİ vasıtasıyla konut sahibi olmayı bekliyor. Allah'tan dileyim. Şu ortalık yatasın, bir an evvel bu işlerin temeli atılsın, işe başlansın. Proje hükümetin aklında bile yoktu. Biz soktuk ortaya. Yani projenin fikir babası biziz. Kazım Ergün, intibah yasasını da yakın takipte olduklarını kaydetti. Şimdi 2000 sonrası emeklerin intibah meselesini hükümet, başbakan, hükümet mutlaka programına almalı. Bizimle bir masada oturup Çalışma Bakanlığı'nın başkanlığında mutlaka aylarca üzerinde çalışmalıyız ve takip ediyoruz. 2000 sonrası emeklerinde mutlaka intibak yasasının eninde sonunda Allah nasip ederse çıkaracağız. Proje bize aittir. Çünkü emekli intibak kelimesinin ne olduğunu dahi bilmiyordu. Bakın o evvelki çıkardığımız intibak yasasında 10 lirayla 350 lira arasında emeklerin maaşlarında bir yükselme olmuştur. Biz iddialı bir ekibiz. Yaklaşık 9,5 milyon emeklinin sofrasında bu derneğin alın teri, el emeği, göz nuru var.